Çin işgali altındaki Doğu Türkistan'ı Müslüman halkı olan Uygurlar, uluslararası toplumun vicdanına ateşli bir çağrıda bulunarak dünyanın Çinlilerin elindeki soykırımlarını sona erdirmek için zamanında harekete geçip geçmeyeceğini veya sadece izlemeye devam edip etmeyeceğini sordu. Sürgündeki Doğu Türkistan hükümeti, Pekin'in ırkları ortadan kaldırmada kararlı olduğu için dünyanın sadece kabulün ötesine geçme ve Çin'i sorumlu tutmak için hızlı, geri dönülmez bir adım atma zamanı geldi dedi. Basın açıklamasında bir kavşakta duruyoruz. Tarih bu anı hatırlayacaktır. Dünya bir ulusun yok olmasını önlemek için harekete geçecek mi, yoksa bu karanlık bölümün tarihte tartışmasız bir şekilde yazılmasına izin verecek ve gelecekte benzer vahşetlerin yaşanmasının önünü açacak mıyız ifadelerini kullandı. Uluslararası Af Örgütü 25 Ağustos'ta Çin tarafından 3 yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezasını Kaşgar'daki Muş Kadınlar Hapishanesi'nde çeken 19 yaşındaki Uygur genci Kamile Vahit hakkında özel bir açıklama yaptı. Örgüt açıklamasında Çinli yetkililerden 19 yaşındaki Uygur öğrencinin serbest bırakılması çağrısında bulundu. Açıklamada Kamile'nin kişisel görüşünü ifade etme hakkını kullandığı için değil, aynı zamanda Çin'in Uygur, Kazak ve diğer Müslüman etnik grupların etnik ve dini kimliğine karşı uyguladığı adaletsiz politikasının da kurbanı olduğu vurgulandı. Çin'e ait istatistikler Çin'deki 13 nükleer santralinin her birinin 2021'de okyanusa Japonya'nın Fukushima Daiichi nükleer santralinden 1 yıl içinde salınması planlanan miktardan 10 kat daha fazla radyoaktif trityum saldığını ortaya çıkardı. Çin'in nükleer silahlarını deneme sürecinde Doğu Türkistan'ın hedef alınması ise gündemdeki yerini koruyor. ABD Ticaret Bakanı, Çin'de iş yapan Amerikan şirketlerinin iki ülke arasında artan jeostratejik rekabet ve siyasi gerilimler nedeniyle yatırım ortamına dair endişelerinin çoğaldığı bir dönemde Çin'e ziyaret gerçekleştirdi. Voice of America'nın haberine göre, bakan, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticari bağları güçlendirmeyi ve Amerikan ulusal güvenlik ticari önlemlerinin tartışmaya kapalı olduğunu ilan etmeyi amaçlayan 4 günlük Çin ziyareti kapsamında Pekin'de bulunuyor. Çin'de sanayi şirketlerinin karlarının Ocak-Temmuz 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre %15,5 gerilediği bildirildi. Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre yıllık cirosu 20 milyon yuan'in yani 2.74 milyon doların üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karları Ocak-Temmuz döneminde 3,94 trilyon yuan yani 540 milyar dolar oldu. Rusya Soruşturma Komitesi, Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu ölenler arasında Wagner'in kurucusu Prigojin'in de bulunduğunu teyit etti. Ölen 10 kişinin kimliklerinin tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, sonuçların uçakta hayatını kaybedenlerin yer aldığı 23 Ağustos'ta yayınlanan listeyle aynı olduğu belirtildi.